Kur'an-ı Kerim Türkçe meali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bakara Suresi 135. Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim'in de, İsmail'in de, İshak'ta, Yakup ile Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da, batı da Allah'ındır. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed, biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü
hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Açıklama ve dipnotlar. Hristiyanlar doğan çocuklarını, Hristiyanlığı kabul edenleri ya da bir kiliseden öbürüne geçenleri vaftiz denen bir işlemden geçirirler. Vaftiz, su serpmek ya da suya batırmak suretiyle yapılır. Baba, oğul ve Ruhul Kudüs adına yapılan bu işlemin insanı asli günahtan kurtaracağına, insanın adeta yepyeni bir hayat boyasına boyanacağına inanırlar. Vaftiz uygulamasının aslı Yahudilikten gelmektedir. Bu ayette gerçek kurtuluşun böyle zahiri ve sembolik eylemlerle değil, Allah'ın insanların fıtratına yerleştirdiği asli renk olan tevhid inancı ile mümkün olacağı vurgulanmaktadır. Ayetteki orta ümmet ifadesiyle adil, seçkin, her yönüyle dengeli, haktan asla ayrılmayan, önder, bütün toplumlarca hakem kabul edilecek bir ümmet kastedilmektedir. Bu ve daha sonraki üç ayette kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmesiyle bu olay üzerine Yahudilerin çıkardıkları dedikodular dile getirilip cevaplandırılmaktadır. Hz. Peygamber Hicri 2. yılın ortalarına kadar namazlarda Kudüs cihetine yöneliyor fakat hep Kabe'ye yönelme emrinin gelmesini bekliyordu. Bir ikindi namazı sırasında Allah Teala Kabe'ye doğru yönelmesini emretti. Kudüs'e doğru yönelerek başlayan bu namaz Kabe'ye yönelerek tamamlandı. Bu olayın geçtiği yerde yapılan mescit bugün Mescidi Kıbleteyn yani iki kıbleli mescit diye anılmaktadır. Sadakallahül Azim. Şüphesiz Allah doğru söylemiştir.